Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür bugünümüze. Bugün bizim cumartesi pazarımız var. Oradan gereviz, pırasa, ayva bir yemek çeşitlerinden aldım. Kışlık bir zeytinyağlı yemek yapalım dedim. Biz çok seviyoruz. İnşallah siz de severek yapar ve yersiniz. Şimdi tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı yapacağımız için şöyle 3 yemek kaşığı zeytinyağı, yapacağınız ürüne bağlı. Şöyle dolu dolu 3 kaşık zeytinyağı. 2 tane kuru soğan. Ben kuru soğanları çok küçültmeden şöyle halka halka doğrayacağım. Orta boy kuru soğanlarımız var. Ocağımızın altını yaktık. Ben hazırlıklarımı yapmıştım. Sadece gerevizimle ayvamı soymadım. Onlar da kararmasın diye. Onların dışlarını yıkadım tabii ki. Şimdi arkadaşlar, 2 tane soğanı halka halka doğradık. Ay şeklinde. Nasıl severseniz küp küp. Artık o. Yani yemekte şey yoktur. Kural, çok kural koymaya gerek yok. Önemli olan adım adım gitmek. Tam bir kış yemeği. Kış da bitiyor derken hemen yakalayalım dedim. Aklıma geldi. Şöyle güzelce bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar, şöyle 2 tane havucumuz var. Bunu da istediğiniz biçimde doğrayın. Ben şöyle yan yan doğruyorum. Havuç. Pişme derecesine göre ekleme yapacağız arkadaşlar. Zepselerin pişme en sert gereviz, ayva ve havuç olur. Şimdi soğanlarımız kavrulurken bunları da koyacağız. Şöyle gerevizimi aldım, yıkadım arkadaşlar. Böyle bir gereviz aldım ben. Tam yarım kilo geldi. Şöyle yapraklarını da koyacağım. Tekrar yıkayacağım bunu. Yıkadım ama yine yıkayacağım. Çünkü doğradıktan sonra yine yıkamak lazım. Şöyle. Allah Allah. Torununa akşam gittiler. Bugün bir rahat çekim yapıyoruz arkadaşlar. Durmuyor. Allah herkese göstersin. Tadından da yenmiyor ama bazen de biz yaşlanmışız, ne bileyim. Annem rahmetli derdi. Kızım hepiniz bir gelmeyin, tek tek gelin. Bu çocuklar beni mahvetti diye. Doğruymuş kadının dedikleri. Gerçi daha bizim bir torun var da. Allah nasip ederse biliyorsunuz ikincisi gelecek. Şöyle beyaz yeri, kellesi dediğimiz baş kısmında doğruyoruz arkadaşlarım. Bu arada soğanım kavruluyor. Altını kısalım. Soğanları biraz soteledik. Şimdi havuçları katıyoruz. Onlarla da yapılacak gerevizlerimi doğradım, yıkadım. Onları da sıraya koydum. Şimdi arkadaşlar, ayvayı yapacağım. Ayvayı dışını yıkadım. Bu bizim geleneğimizde varmış. Ayvalı tatlı yani erikli. Ondan sonra kayısılı, incirli yemek, Türk yemeklerimiz Osmanlı İmparatorluğundan gelme varmış. Ama böyle zeytinyağlı olunca ben de seviyorum. Ekşi mayhoş bir tat veriyor ayva. Hani güzel oluyor. Havuçları kavururken hemen ayvayı da doğruyoruz arkadaşlar. Bir tane ayva. Kirin çekirdeklerini aldım, dışını kabuklarını soydum. Şöyle bir tane ayvamızı da koyduk içine. Şimdi arkadaşlar, gerevizi de katıyorum. Sadece gerevizin köküğüyle de yapabilirsiniz. Böyle bembeyaz isterseniz. Köküğüyle de olur. Şimdi arkadaşlar, ben bugün pazarda, benim bir çocuk var. Yanını çekmiştim yıllar, aylar öncesi. Böyle bir aparatı getirmiş. Hatoş abla sana çok iyi yarar dedi. Şöyle bir limon sıkacağıymış bu. Şöyle bir tane limon sıkıyorum. Benim limonlar tabii büyük olduğu için. Şöyle. Senin için dedi. Güzel bir dedi. Aparat dedi. Al dedi, kullan dedi.
Ben de ilk defa şimdi şu an kullanıyorum. Bir tane limon sıktık arkadaşlar. Çünkü bir tarafta da kettle'da sıcak suyunuz olsun. Şöyle portakal sıkacağım. Koymadı çünkü kavrulması lazım. İki tane de küçük boy portakal görüyorsunuz. Bir su bardağına yakında portakal sıkacağız. Bizim limonumuz, portakalımız boldur biliyorsunuz Antalya'nın. En çok da Filiki tarafına derler ki portakalı güzel olur. Her şey, herkesin portakalı güzel oluyor. Şöyle iki tane portakal suyu sıkıyoruz. Gerçekten güzelmiş ürün ha arkadaşlar. Ürün tanıtım yapmıyorum ama ben normal elde sıkıyorum. Limonluğumu çıkarmak istemiyorum. Bazen de güzel olmuyordu. Şimdi güzel oldu. Bunu bulduk. Tamam, bundan sonra bundan da sıkarız artık. Şimdi arkadaşlar, 3 yemek kaşığı dolu dolu zeytinyağı koyduk. 2 tane orta boy soğanı doğradık. Havuçlarımızı attık. Ondan sonra 1 tane ayvamızı doğradık. Ve en son gerevizimizi ekledik. Şimdi buna ekleyeceğimiz zeytinyağlılara muhakkak şeker giriyor biliyorsunuz. Şöyle 3 tane küp şeker attım. Bir tatlı kaşığı da tuz attım arkadaşlar. Evet. Şimdi Aziz abla ezanımız okunuyor. Allah'ım çok şükür bugünümüzü aratmasın. Şimdi kısık ateşte arkadaşlar bununu böyle bekleteceğiz. Pransayı biraz sonra atacağım. Pransa da hazır. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün cumartesi dedim. Bugün sütümü aldım. Allah nasip ederse bundan yoğurt öğütüyorum. Hemen hemen eğer bitmezse haftada bir gün bu süt işi var benim. Şöyle gördüğünüz üzere çok güzel kaymağı da tuttuk. Bir mayalama yapacağım biraz sonra ama onu göstermiştim, göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar, bu birazcık pişsin. Pişmeye yakın pransalarımızı da atalım. Sadece pransalarında şöyle gel anne. Şöyle kök kısımlarını, yeşil yerlerini koymayacağım. O da pişsin. Gelelim. Evet arkadaşlar, pransalarımızı da doğrayalım. Bu uç kısmı, yani beyaz olan yerlerini doğruyoruz. Şöyle halka halka. Hep yıkadım arkadaşlar. Bu da beklesin. Biraz yoğunlaşsın. Yemeğimiz azıcık kavrulsun. Bunu da içine ekleyeceğiz. Evet, bir 15 dakika kavurduk böyle kendi kendine. Şimdi şöyle bir su bardağı suyu ekledim. Kaynar suyu. Şöyle arkadaşlar, bu esnada pırasalarını da koydum. Pırasaları, tuzunu, şekerini verdik. 2 tane soğanı kavurduk. Ayva, gerevizi yapraklarıyla kök almıştım biliyorsunuz. Havuç koyduk. 2 tane portakal suyu sıktık. 1 tane limon suyu sıktık. 3 tane küp şeker attım. 1 yemek kaşığı kadar filan şekerimiz. 1 tatlı kaşığı da tuz koydum. 3 yemek kaşığı da zeytinyağıyla. Şöyle kendi kendine artık kısık ateşte olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğin pişti. Nasıl piştiğini anlayacağız. Havuçlarla eğer ki ayva piştiyse gerevizin kökü olmuştur. Çatal batırdım. Olmuş arkadaşlar. Bakın güzelliğine. Şöyle servis yaparken de arkadaşlar Arzu'ya kalmış. Şöyle karışık katıl limon portakal suyuyla bir bardak daha hemencik koyduk şey su. Nasıl güzel bir lezzet kokusu var, misler gibi. İnanın. Şöyle arkadaşlar, dereotunla Arzu derseniz herkes sevmeyebiliyor. Şöyle 3-4 dal üstüne dereot atın. Diyemedim de. Bir de arkadaşlarım, sütüm oldu, pişti. Tencerelerime koydum. 2 tane yapacağım. 2 kaşık yoğurt koydum. Normal yoğurt. Biraz daha sıcak olmaz. Biraz daha el sıcaklığına gelsin. Yani elimiz ne yapacak ne soğuk olacak. Üğüteceğim, kapatacağım, saracağım, sarmalayacağım. Bilmeyenler de öğrenir. Başka bir şey yapmadım arkadaşlar. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olun, beğenilerinizi yapın ve yorumlarınızı. Son attığım videolar gerçekten kötü gidiyordu, anlayamadım. İnsanlar tabii ki yorgun ve halsiz ama bakıyorum ki bazı kanallar çok güzel gidiyor. İnşallah Allah bana da nasip etsin. En kısa zamanda büyüyelim. Çok seyredinlerim olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Herkes kendine iyi baksın. Yeni videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.